Merhabalar dostlar. Şimdi üçgende açıların 7. testi, yani son testine gelmiş oluyoruz arkadaşlar bu videoyla birlikte. İnşallah sizler de fullleyeceksiniz. Çünkü hepinize full yakışır dostlar. Bakalım 7. testimizin ilk sorusu ne diyor? Hemen başlıyorum. Şöyle önce bir ayara bakacağım arkadaşlarım. Biliyorsunuz her seferinde bunu düzeltiyorum. İyice otursun, güzel gözüksün. Tamamdır. Şimdi diyor ki ABC bir üçgen. Peki AD açıortay demiş. Açıortayımı görünce ne yapacaktım? Eşit açılar varsa x, x diye yazdım. Sonra bakın şurada iki iç açının toplamı 30 ile x'in toplamı üçüncünün dışına, yani şu açıya eşit arkadaşlarım. O halde hemen buraya 30 artı x yazdım. Bir ikizkenar üçgen var. O halde taban açılarımız eşit. Şuraya da hemencecik 30 artı x yazalım. Ve bakın alfa ile x'in toplamı, iki iç açıdır bunlar. Şu üçüncü açının dışına eşit. Yani 30 artı x'e eşit. Ne dedik? Alfa ile x'in toplamı 30 artı x'e eşit dedik dostlarım. X'lere bay bay derseniz alfanın 30 olduğunu bulursunuz. Geldik 2 numaraya, bakalım ne diyor bu soru. Şimdi AB eşittir AC'ye, o da eşittir AD'ye. AB, AC'ye, o da eşittir AD'ye demiş. Pekala. Bir 25 derece var arkadaşlarım. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz ikizkenar üçgenleri göreceğiz. Oradan soruyu çözmeye çalışacağım. Şimdi şu ikisinin eşit olmasını görüyorum ilk önce. Taban açılarına hemen x, x diye yazdım. Bu 1 olsun. Şu ikisi birbirine eşitmiş dostlarım şunlar. Bunun taban açısı 25 artı x ise bununki de 25 artı x olacak. Bunu da yazdık. Şuraya da bir harf uyduralım. Y diyelim. Şu ikisinin ikizkenar olmasını kullanacağım şimdi arkadaşlarım. Şu ikisinden. Diyeceğim ki alfa şurasıysa x artı y de kesinlikle alfa olacak. Yani şuradaki alfa yerine x artı y yazabilirmişiz biz. Hatta şöyle de yazabilirmişiz. Şurası x artı y alfa. Burası da alfa olacak diyebilirmişiz. Yani y gördüğümüz yere alfa eksi x de yazabilirmişiz. Bu da olur dostlar. Hadi şimdi öldürücü darbeyi vuralım. Bakın şuradaki üçgenin bütün açılarına bir şeyler yazdık. O yüzden bunların toplamını 180'e eşitleyebilirim ben. Neler var? Şuraya alfa eksi x yazmıştık. Onu bir yazalım. Artı. Şurada bir alfa var. Bir de 25 artı x var. Onları yazalım. Alfa 25 artı x var. Artı bir tane de 25 var dostlarım. İşte bunların hepsinin toplamı 180'e eşitlenirse cevap da buradan gelir. Bakın eksi x ile artı x birbirini götürür. Alfa alfa daha 2 alfa. 25 25 daha 50. 50'yi de bu tarafa gönderdik. 180'den çıkarttık. 130 kaldı burada. 2 alfa 130'sa alfa da 65 derecedir dedik. Şimdi bunu çember konusuna geçtiğimizde bu soruyu biraz daha bir tık kolay çözeceğiz. Çemberlerde size şunu öğreteceğim. Ne zaman çember çizmeniz gerektiğini öğreteceğim. Bu soru da onlardan bir tanesidir. Böyle bir noktadan çıkan 3 doğru birbirine eşitse bu noktaların etrafından çember geçirebiliyoruz arkadaşlarım. Ve çemberi bildikten sonra bu daha da kolay bir hale gelecek diyeceğim. Şimdi geldik 3 numaralı soruya. Diyor ki ABC bir dik üçgen. BC'de eşkenar üçgen. Eşkenarı gördüysen artık korkma sorudan. 60'ları bir yaz. Şuraya da 15 derece diyelim şu araya 60 olması için. Kenarların üstüne tık tık simgesini koy ki yeni bir ikizkenar üçgeni hazırlıklı ol demiştik dostlarım. Peki. Peki şurası 45. O halde şurası da 45 olacak. 90. İkizkenar dik üçgen çıktı bakın. Şuraya da bir tık tık simgesi koydum. Bununla aynı oldu. Ve bakın hiç farkında olmadan şurada bir ikizkenar üçgen çıkarttık biz dostlar. Şu üçgen ikizkenar çıktı. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit olduğu için. Peki tepe açısını biliyorum bu ikizkenarın. 60 ya, buraya 30 kaldı. Peki tepe açısı 30'sa tabandaki eşit açılarına ne kalacak toplamda? 150 derece kalacak. Hatta 75 paylaşacaklar bu 150'yi. 45 ile alfanın toplamı 75 olacaksa alfayı buradan hemen 30 bulduk. Ve 4 numaraya geçtik gönül rahatlığıyla. Karmaşık bir soru gibi gözüküyor arkadaşlarım. Bir okuyalım. ACB açısı ECB'ye eşit. Tamam, şu eşitlikleri söylemiş. AFC şuradaki açı diyor. AEC'nin 2 katıdır. AEC'ye biz bir x dersek burası 2x'miş dostum. Bunu da bir yazalım. 38'de 104'ü söylemiş. BAC açısı 3 eşit parçaya ayrılmıştır. Şurası 3 eşit parçaya ayrılmış. Her birine biz bir A diyelim buradan da. Bakın şunlara da bir eşit açılar olduğu için BB diyelim bunlara da. Buna göre DBC açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor. DBC. Şuradaki açıyı istiyor bizden arkadaşlarım. Şunu bulacağız şimdi. Şimdi gördüğümüz şeyleri yazıyoruz dostlar. Hiç korkmayın. Ben de şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Ama gördüğüm bütün denklemleri yazmaya çalışacağım dostlar. Bakalım neler gelecek. Şimdi B ile X'in toplamı bakın 2 iç açıdır. Üçüncünün dışına yani 104'e eşittir. B ile X'in toplamı bu 1. 2. A ile B'nin toplamıyla bir de 104'e eklersem 180 olacak. Demek ki A ile B'nin toplamı ne gelecek buradan? 76. Bu ikinci denklem. Bak ne güzel denklem bula bula gidiyoruz. 2x ile A'nın toplamı 2 iç açıdır. Dış açıya eşit olacak. Yani 104'e eşit olacak. Onu da yazalım. 2x ile A'nın toplamı 104 olacak arkadaşlarım. Bunu da yazdık. Başka bir de şu denklemi gördüm ben dostlar. Bakın şurada bir denklem var. Şu üçgeni de yazalım. Ne var bunun içinde? A var, X var. A artı X artı 2B var. Bunların toplamı da 180 olacak. Bunu da bir yazdık. Şimdi başka neler söyleyebiliyoruz buradan? Başka da bir şey şu anda gördüğüm kadarıyla. Ya bir de şu var arkadaşlarım. Onu da bir yazayım da. Bak şurada 2A var. Şurada 2x var, bir de b var. Onu da bir yazalım. 2a artı 2x artı b'nin toplamını da 180 olarak bulduk. Bunu da belirtmiş olalım. Belki bir işimize yarar dostlar. Buna göre diyor, evet biz şimdi x'i bulacağız. X'i bulduktan sonra zaten soru kendiliğinden çıkacak. Hadi şunları bir alt alta bir toplayalım mı arkadaşlarım? Bakalım ne geliyor şu ikisini. 3a geliyor. 3b geliyor. Bir de 3x geliyor. Eşittir 360. 3'e bölelim. A artı B artı X eşittir 120 çıktı. Bakın biz A ile B'nin toplamını ne biliyorduk? 76. O halde X'in ne olması lazım? 44 mu olması lazım? 44 olursa 80, 120 yapıyor. Evet, X'i 44 buldum. Peki şurası 2X. Ters açısı da 2X olmaz mı dostlarım? 2X'i de 88 diyebiliyorum. O halde şuraya 88'i paketledim. 88 ile 38'in toplamı toplayalım. 16 elde var 1, 11, 12, 126 yaptı. Üçüncü açıya 180 olması için de 54 derece kaldı. Yani dördüncü sorumun cevabı Bursa'dan geldi goberler. 5 numaraya geldik. Bakın hemen bir kayı kuralı gördüm burada ben ilk önce. Bakalım bir işe yarayacak mı kayı kuralı? Şurayı bir çizerseniz şu EA'yı çizdiğinizde neyi fark ettim? ED hem yükseklik hem kenar ortay oldu. O halde bu üçgen ikizkenar olacak. Şurası da kesinlikle açıortay olacak dedik. Yani şuralarda zaten ikizkenardan 45-45 diye yazalım. Peki 45 ise şuraya 135 derece kalır toplamda şunlara. 135'i de 2'ye bölersek 6 kere 2 12 elde var 1. 15'te ne oldu? 67 mi oldu? 7 kere 2 14 çıkarttım 1. 67,5 derece geldi şuradaki açıya. Peki burası 67,5'sa arkadaşlarım şuradaki açıya ne kalacak? 22,5 kalacak ki toplamları 180 olsun. 45 ile 22,5'un toplamı da 67,5'tur. O zaman cevabım Denizli'den çıktı. Böyle buçuklu sorular olunca işte sadece toplama çıkartmada biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Soru çok da zor değil. 6 numaraya geldim. Bakın 2 tane iç açıortay görüyorum. Bir iç açıortay, bir iç açıortay. Şuradaki Edirne noktasının ismi iç teğet çemberin merkeziydi. Bir de biz ne öğrenmiştik? İki iç açıortayın arasındaki açı. Yani 90 artı alfa dediğimiz açı. Benim 90 ile tepedeki kullanmadığım beta'nın yarısına eşit olacaktı arkadaşlarım. Böyle bir kural öğrenmiştik. Demek ki 90'ları buradan silersen alfa eşittir beta bölü 2'ymiş diyebilirim. Ya da içler dışlar yapalım. 2 alfa eşittir beta diyebilirmişiz. Cevaba uydurduk. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, geldik 7. sorumuza. Okuyalım hemen sorumuzu. ABC bir üçgen. 3 tane eşit açı var. ABD. Şurası ABD. CBD. CBD. He yok, 3. açı eşitliymiş ya, tamam, burası şöyle 50. 3 tane eşitlik var. Bakın muhteşem üçlüyü göreceksiniz. Tık tık tık. Burada ne demiştik? Hipotenüs 2'ye bölünmüştür. O halde bu AD, AC hipotenüstür. AC hipotenüsse Edirne açısı 90 derece. Demek ki burası da 90'ı yapıştırdım. 90, 50 de buradan gelmiş arkadaşlarım. 90, 50 daha 140. Şuraya 40 kaldı. 20, 20 bunlara paylaştırdık bu 40'ı. Sonra dostum şunu fark ettim. Bak neler gördüm burada şimdi. Şu BD bir açıortay değil mi? Bak kayı kuralını yapacağım şimdi dostlar. BD açıortay oldu mu? Oldu. Kenarı 2'ye böldüğü için kenar ortay oldu mu? O da oldu. O zaman yükseklik de olacak burası. Yani şurası 90 derece olacak. Ve bu üçgen ikizkenar olacak. Yani AB eşittir BC olacak dostlar. Peki tepesi 40 sa tabana 70-70 kaldı. Şuraya 20 yazalım. Şuraya da 70'imizi yazalım. 70 ise bu da 70 oldu. 70-70-140. Şuraya da 40 kaldı. 90 40 daha 130, alfaya da 50 derece kaldı dedim dostlar. Ve geldim hemen 8. soruya. Okuyalım bakalım ne diyor. Eşitlikler var arkadaşlarım. 2 tane farklı eşitlikler var. Hemen bunlara aynı harfi verelim mi? Şuna mesela A, A diyelim. Şuna da B, B diyelim. Böyle bir başlayalım soruya. 60 derecemiz var. Şu 60'ı şöyle dışarıya doğru uzatırsam burası da 60 derece olur. Yani şu çizgi bir dış açıortay oldu arkadaşlarım. Şurada da bir iç açıortay geliyor. DB dediğimiz çizgi ve bir dışla bir için kesiştiği nokta için ne demiştik biz dostlarım? Burası dış teğet çemberin merkezidir. Hatta 3. dış açıortay da buradan geçer. O halde bu da dış açıortaydır. Şurası da B. Ve yine şunu da söylemiştik hatta. Demiştik ki ne dedik dostlarım? B ise hani bir içle bir dışın arasındaki açı benim kullanmadığımın yarısıdır. Burası B ise şuraya da 2B kalacak diyelim hemen. Bunun yarısı olacak çünkü. Daha önceki testlerimizde söyledik bu kuralı. Konu anlatımlı videolarımızda da söyledik. Peki şurada komboyu görelim dostlar. Kombo ne diyordu? Bunların hepsinin toplamı 180 derece olacak. Yani 4B'yi 180 diyebiliyorum. O halde B 45 çıktı. B 45 ise şuralara 45'imizi yazalım. 45'imizi yazalım. Şuraya 90 derece diyelim artık. Burası 90 oldu. Şurada bakın bir üçgen çıktı. 120 burası. 45 daha 120. 45 daha 165. 165 ise A açısına ne kaldı? 15 derecede A'ya kaldı. Peki alfa 60 ile 15'in toplamına eşit. O halde 75 derece oldu. Alfa, cevabım Ceyhan'dan geldi. Geldim 9. soruya. Bakalım bu ne diyormuş dostlar. Yine bakın aynı şu kalemlerde yaptığımız gibi, kalem sorusu gibi birbirine paralel bir sürü doğru var. Bu paralel doğruları şöyle bir göstermeye çalışalım. Öncelikle şunu bir şöyle D2'yi şöyle bir uzatalım. D2 paralelmiş buraya. Peki şunlara da eşit açılara önce bir X, X diyelim. Şurada da bir Y, Y yazalım. Başka şu 44 ile X'in toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit muhabbetinden şuraya 44 artı X diyelim biz. Şunu şöyle birazcık uzattım. Şurada bir Z harfi var arkadaşlarım. Şurası da 2Y olur. Şuraya 2Y yazalım. 44 artı X ile Y'nin toplamı 2Y'ye eşit. Onu bir yazıyorum şuraya. 44 artı X artı Y 2Y'ye eşit. Y'yi bu tarafa atarsak 44 artı X eşittir Y. Hatta X'i de buraya atalım. 44 eşittir Y eksi X çıktı. Bu da dursun kenarda. Başka Şu paralelliği hiç kullanmadık. Şunların ikisi birbirine paralel. Burayı bir kullanalım dostlarım. Yöndeşlikten şu açımız da 2x olur. Bunu yazdık hemen. Evet, başka. Şurası 2x ise şuradaki açı, bir dar açı oluştu burada. 180-2x olur burası. Şurada bir alfa var. Şu 2y'yi de yöndeşlikten buraya yazalım. 2y olsun. Bakın burada bir u'nun abisi dediğim kural var arkadaşlar. U'nun abisi. Şöyle biraz daha kalın yapacağım orayı. Şurada bir u'nun abisi var. Peki ne var içinde? 2y var. Yazalım. 2y. Gözüküyor mu? Gözüküyor. 2y alfa 180-2x var. 2y alfa ve 180-2x'in toplamı 360 olacaktı. Peki bakın 2y-2x var. Biz y-x'i 44 bulduk. 2y ile 2x'in farkı ne yapar o halde? 88. Alfa burada dursun. Alfayı şuraya tekrar yazalım. Alfa artı 180. Bir de ne geldi? Artı 88 mi geldi arkadaşlarım? 2x artı 2y-2x'ten eşittir 360. Şimdi 180'i çıkartırsam 360'dan 180 kalır. 88'i çıkartırsam 180'den 92 kalır. O halde sorumun cevabı alfa 92 çıktı. Ve geldim ben de 10. soruya. Yeni nesil bir soru. Bu lazer sorusunu da ÖSYM sever arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Lazer fizikle birleştirilmiş bir sorudur. Düzlem ayna fiziksel bir bilgiyle birleştirilmiştir. Lazer sorularında şunu bileceksiniz. Aynaya çarpan ışın, gelen ışın giden ışınla aynı açıya sahip olacak şekilde yansıyor. Yani gelen açı giden açıya eşit olacak. Bunu bilmeniz yeterli. Okuyalım. Bir ışın aynaya gelme açısı ile eşit açı yaparak aynadan ayrılır. İşte söylediğimiz şey. Şekilde birbiriyle 40 derecelik açı yapan ayna düzeneğinin üstten enine kesiti verilmiştir. Eyvallah. Ahmet elindeki lazer ışık kaynağını birinci ayna ile 75 derecelik açı yapacak şekilde tutuyor. Bak şurası 75 dereceymiş. O zaman gelme açısı 75 ise giderken aynayla yaptığı açı da 75 olacak. 75-75-150. Şuraya kaldı 30 derece yazalım. Hatta 75-40 daha 115. 115 ise şuraya ne kalacak? 65 mi kalacak arkadaşlarım? Bakın bu ışının ikinci aynaya çarpma açısı, gelme açısı 65. O halde yansıma açısı da 65 olacak. Şu araya ne kaldı dostlarım? 130, 50 derecede bu araya kaldı. Aha da alfayı bulduk bile zaten. 50 ile alfanın toplamı 2 iç açıdır. 3. açının dışına yani 75'e eşit olacak. Alfa 25 geldi bile. Evet, geçtik 11. soruya. Periskop mu bu? Evet, periskop. Okuyalım şimdi. Periskop, prizmalar sayesinde görüş açısı sağlayan optik düzeneye sahip bir alettir. Geç burayı. Uzunca bir boru bulunan periskoplarda deniz yüzeyine çıkarılarak deniz yüzeyi gözlemlenir. Tamam. Bu şeylerde oluyor ya, denizaltılarda oluyor. O aletten bahsediyor. Yüzeyden gelen ışınlar kiriş aynası ile sayesinde 90 derecelik bir açıyla kırılır ve böylece görüntünün periskop borusu tarafından aşağıya indirilmesi sağlanır. Alt tarafta bulunan başka bir ayna sayesinde ise ışınlar yine 90 derecelik bir açıyla kırılarak gözümüze ulaşır diyor. Şimdi diyor ki bize soru. Şimdi şu gemiyi göreceksin ya. Gemi buraya 90 derecelik bir açıyla geliyor. 90'la çarpıp aşağıya doğru kırılıyor. Buradaki aynaya da geliyor. 90'la çarpıyor ve gözümüze geliyor arkadaşlar. Şu aradaki açılar 90'ar dereceymiş. Tamam. Devam edelim. Şimdi alt tarafı okuyalım. Diyor ki alt tarafta da. Yukarıda AB ve CD doğrular üzerinde yerleştirilmiş kiriş aynaları olan bir periskop verilmiştir. AB ve CD doğruları arasındaki dar açının ölçüsü 15 derecedir. Bak sorunun önemli kısmı başladı. Şimdi şurayı bir gösterelim. AB ile diyor, şu AB'yi biraz uzatalım. AB ile CD'nin diyor arasındaki şu açı, ay tüküreyim ucuna. Şurada bir açı oluşuyor diyor. Bu açının ölçüsü, şuradaki açı, dar açının ölçüsü 15 derecedir. Peki devam edelim. 15 dereceymiş burası. Buna göre AB doğrusu üzerine kiriş aynaya 40 derecelik açıyla gelen ışın. Bak buraya 40 derecelik açıyla geliyor. Şimdi az önceki soruyla sakın karıştırma. Hani hocam düz aynaya geliyordu, 40'la geliyordu da 40'la yansımayacak mı? Yok, alakası yok. Bak bu başka bir ayna, tamam mı? Bu düz, üstteki düzlem ayna. 40, 90, şuraya da bir 50 kaldı. Onu da bir yazalım. 50 derecede burada var arkadaşlarım. 40, 15 daha 55. Şuraya 125 kaldı. 125'in şurasındaki açı da 55 derece oldu. Bunu da yazalım. Peki başka 55, 90. Şuraya ne kaldı arkadaşlarım? 55, 90. 145 yaptı. Şuraya 35 kaldı. 35, 90. Şuradaki açıya da 55 yaptı. Bak ışının buradan gidiş açısı 55. Zaten onu sorar muhtemelen. CD doğrusu üzerindeki kiriş ayna üzerinden kaç derecelik bir açı ile ayrılır? İşte 55 derecelik bir açı ile ayrılıp gidiyor arkadaşlarım bizim ışınımız. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet goberler, hayırlı uğurlu olsun. Üçgende açıyı da bitirdik. Bir sonraki videomuzda yeni konuya geçeceğiz. Neymiş o? Dik üçgen konusuna geçiyormuşuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.